Kıymetli arkadaşlar, 10. sınıf matematik 20. adım, paralelkenar 2. Hemen akıl tahtamıza giriş yapalım. Evet, paralelkenar 2'de paralelkenarın alan özelliklerinden bahsedeceğiz. Hemen hafif yukarı çekelim şunu. En temel olarak paralelkenarın alanı bir kenar ile bu kenara ait yüksekliğin çarpımına eşittir. Eğer alt tabanı biliyorsanız A'ya ait yüksekliğe haşa diyoruz biz. Paralelkenarın alanı A çarpı haşa'ya da eşit. Eğer yan kenarı biliyorsanız B, buna ait yüksekliğe de biz HB diyoruz. Aynı zamanda paralelkenarın alanı B çarpı HB'ye de eşittir. Hangi tabanı bilirseniz bilin. Ha bu arada iki alan birbirine eşit olduğu için A çarpı HA eşittir. B çarpı HB eşitliğini de zaten alanlar eşit olduğu için yazmış oluruz. Örnek 1. Paralelkenarın karşı tabanı belli 12. Üst taban, alt taban 12. 9-3'ta. Karşılık kenarlar eşit olduğu için 5. Bakın şurada bir dik üçgen elde ettik. Bak yüksekliği bize buldurdu. 3-4-5 üçgeni. O zaman paralelkenarın alanı alt taban 12, HA ona ait yükseklik 4. 4 çarpı 12'den 48 santimetre kare olur arkadaşlar. Şimdi bu çok fazla kullanılmamakla beraber bu özellik. Çünkü bu özellik yerine ben dik çekmeyi tercih ediyorum. Özel üçgen kullanmayı tercih ediyorum. Ama özelliği verelim. Paralel kenarın alanı aynı zamanda eğer bir açısını biliyorsanız A çarpı B çarpı aradaki açının sinüs şeklinde böyle bir alan özelliği var. Ama gelin ben bu özelliği kullanmadan çözeceğim. Hocam nasıl çözeceksiniz? Çocuklar burası 8 olmaz mı? 8 olur. Bir diğer kenarda 12. A 8 çarpı 12 çarpı sinüs 60'a gerek yok. 60'ı gördüğüm zaman ben hemen böyle bir dik çekmek istiyorum. Özel üçgen yakalayayım diye. Tamam hocam. 90, 60, 30 derece olur burası. 90'ın karşısı, efendime söyleyeyim, 4 ise 30'un karşısı, 8 ise 30'un karşısı 4. Burası ne çıkar? 4 kök 3 çıkar. Paralel kenarın alanı. Buraya da 8 kalır. A çarpı HA değil miydi? HA'yı buldum ben. 12 çarpı HA 4 kök 3. Bakın sinüs alfayı kullanmak yerine özel üçgenden yüksekliği buldum. Buradan 48 kök 3 santimetre kare bulur. Eğer 8 çarpı 12 çarpı sin 60 deseydiniz yine 48 kök 3 çıkardı. Şimdi paralel kenarda önemli özellikler alan parçalama özellikleridir. Çocuklar paralel kenarın alanına S diyelim. Tamamına S diyelim. Eğer siz paralel kenarın bir tane köşegenini çizerseniz alanı iki eşit parçaya ayırırsınız. S bölü 4, S bölü 4. Eğer köşegenlerin ikisini de çizerseniz, köşegenler birbirlerini ortalıyordu biliyorsunuz, alanı 4 parçaya ayırırsınız. S bölü 4, S bölü 4, S bölü 4, S bölü 4. Köşegenler bir tanesi 2'ye, iki tanesi 4'e ayırır. Şimdi bakın şu alttaki özellikler çok önemli. Paralel kenarın ister üstünden, İster altından, ister sağından, ister solundan herhangi bir nokta alıp karşılıklı köşeleri birleştirirseniz oluşan bu üçgen paralel kenarın alanının neyidir arkadaşlar? Yarısıdır. Şimdi çocuklar biraz önce Kemal'e anlattım. Şimdi yarısı buysa diğeri ne? Diğer yarısı. Bakın bu sefer üçgeni sol taraftan oluşturduk. Şimdi sağ üstteki ve alttaki küçük parçalara AB diyelim. Peki şu taralı üçgen yarısıysa şu AB'de diğer yarısı olur mu? Olur. O zaman şu üstteki beyaz üçgenle alttaki beyaz üçgen A'ya B ise o zaman şu üçgenin alanı da A artı B olur. Taralı alan yarısı, beyazların toplamı diğer yarısı. Ama üçgen paralel kenarın yarısıdır. Şimdi bunlarla ilgili özellikleri bakalım. ABCD paralelkenar DE 3 AE'ye eşitmiş. Arkadaşlar burası K ise burası kaç K? 3K. Hemen şu köşegeni çizersiniz böyle. Sonra alan AEB 8. Taban K iken alan 8 ise 3K iken 8 kere 3 24. Bu köşegen değil mi? Köşegen. Yarısı 32 ise diğer yarısı da 32. Tüm alanı soruyor. Tüm alan 64 santimetre kare olur arkadaşlar. Alan parçaladık bakın. Köşegen ikiye böldü. Yarısını bulduysak diğer yarısı da 32 toplam 64 santimetre kare oldu. Yine bakın
F orta nokta BFFC'ye eşit. EC 4DE'ye. Bakın buraya K derseniz burası kaç K? 4K. Yine köşegeni çizelim. Ve EB'yi de çizelim. Hocam daha güzel çizelim dur çocuklar. Şuraya K diyelim önce. Köşegeni çizelim. Bir de EB'yi çizelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi buranın K'ya 4K. Şu üçgenin alanı A ise şu üçgenin alanı kaç A olacak arkadaşlar? K'ya 4K olduğu için 4A olacak. 4A'yı da iki parçaya böleceğim. Neden iki parçaya bölüyorum? Çünkü kenar ortay var orada. Burası A. Arkadaşlar şuralarda 2A'ya 2A olacak. Niye? Çünkü F orta nokta ya. K'ya A ise 4K'ya 4A. 4A'yı da iki parçaya böldüm. Paralel kenarın köşegeninin yarısı 5A ise diğer yarısı da kalan 5A'dır. Alan EFC. Alan EFC 2A. Tüm alan 10A. O zaman benden istenen oran 1 bölü 5 olarak bulunur arkadaşlar. Benden istenen oran 1 bölü 5 olarak bulunur. Gelelim örnek 5'e. Gelelim örnek 5'e. Şimdi. Bir sürü yol var burada. AE 2EB'ye eşitmiş. 2K'ya K. Burası 3K. AEF 8'miş. AEF şuranın alanı 8. Şimdi ne yapalım çocuklar? Şurada bakın bir kelebek benzerliği var ya. Bakın şurada bir kelebek benzerliği. 2K'ya 3K. Gelin bunu 2K'ya 3K ise burası 2A'ya 3A. Burası 2X'e 3X diye ne yapabiliriz biz? Oranlama yapabiliriz. Şimdi alalım mavi kalemimizi. Taban 2X iken 8 ise taban 3X iken ne yapar? Burası 12 yapar. Alan parçalamadan. Sonra gelelim şuraya. Taban 2A iken 12 ise 3A iken ne yapar? 18 yapar. Burası da tamam. Şimdi köşegeni bulduk. Köşegeni bulduysak, köşegenin yarısını bulduysak ADC köşegenin ayırdığı parçanın yarısı. ADC'nin alanı 30 santimetre kare oldu. Köşegenin bir tarafında kalan. Köşegen iki parçayı ayırdığına göre tüm paralel kenarın alanı 30'un iki katından 60 santimetre kare olur arkadaşlar. Bakın örnek 6. ABCD'de bir paralel kenar. Hemen şu üçgeni gördüğüm an ben anladım ki zaten bu üçgeni bulduğumda yarısını bulmuş oluyorum. Efendim AE de 10'muş arkadaşlar. Şurası da 10'muş. Hocam bu üçgenin alanı 6 çarpı 10 bölü 2'den 30 olmaz mı? Şu üçgenin alanı. Çünkü taban 10, yükseklik 6. Peki bu üçgenin alanı 30 sa, bu üçgen paralel kenarın yarısıydı. Bu üçgenin alanı 30 sa, şu C'ler nedense hemen algılamıyor. Üçgenin alanı 30 sa, tamamı 2 katı 60 santimetre kare olur arkadaşlar. Bakın yine üçgen, yine yarısı. Bakın 2007 ÖSS'de çıkmış. Çocuklar orta noktalar olduğuna göre bu buna paraleldir. Oran da 1 bölü 2'dir. Bunu hatırlayın. Benzerlikten A3A 5A diye gidiyordu. Kenarlar orta nokta ise hep A3A diye gidiyor. A3A diye gidiyor. Dolayısıyla ADE üçgeni 3A, A daha 4A. O zaman tüm paralel kenar alan ABC'de bu üçgenin iki katı olacağına göre kaç A'dır arkadaşlar? 8A. 8A tüm paralel kenar 72 ise bir tane A 9. Benden zaten neyi soruyor arkadaşlar? Alan GEF yani bir tane A'nın alanını soruyor bize. O da 9. Şimdi bir bilgi kutusu daha. Paralel kenarın içinden herhangi bir P noktası alıp köşeleri birleştirdiğimiz zaman alanı S1, S2, S3, S4 diye arkadaşlar 4 tane parçaya ne yapar? Ayırır. Alanı 4 tane parçaya ayırınca arkadaşlar eğer bu P noktası içerideyse şu aşağıda da söylüyor zaten ama ben şöyle söyleyeyim.
Karşılıklı alanların toplamı, şu birinci kısımda. Karşılıklı alanların toplamı S1 ile S3'ün toplamı, zaten burada vermiş onu, eşittir S2 ile S4'ün toplamı eşittir. Karşılıklı alanlar toplamı eşittir S2 ile S2 ile S4'ün toplamı eşittir. S2 ile S4'ün toplamı eşittir. Ve bu da tüm alanın yarısıdır arkadaşlar. Bakın bu hangisi için geçerli? Bu şu birinci kural için geçerli. Karşılıklı alan. Bakın orada S bölü 2 demiş zaten. A, B, C, D bölü 2 demiş. Ben eşitliği de verdim size. Aynı şeyler söylemiş. Ben bu şekilde daha rahat anlattığımı hissediyorum. Karşılıklı alanlara bakın. Bakın şu karşılıklı alanlar S1 ile S3'ün toplamı. P herhangi bir nokta. Doğrusal olması değil. Kırık bakın o. A, C doğrusal değil. Herhangi bir nokta seçiyorsunuz. Köşelere birleştiriyorsunuz. S1 ile S3'ün toplamı S2 ile S4'ün toplamına eşittir. Her iki toplamda paralel kenarın yarısına eşittir. Bu içeride olursa. Peki dışarıda oluşursa arkadaşlar, dışarıda oluşursa bakın sadece iki tane S1 ve S3 oluşuyor bak. S1 ve S3 oluşuyor. S2 ile S4 oluşmuyor. Dışarıda olduğu için diğeri oluşmuyor. Burada da arkadaşlar S1 ile S3'ün toplamı, burada da S1 ile S3'ün toplamı bakın şurada söylemiş onu. Yine paralel kenarın alanının yarısıdır. Dışarıda olsa bile köşelere birleştirdiği zaman sadece iki üçgen oluşuyor. Bu iki üçgenin alanları toplamı paralel kenarın yarısıdır. İçeride olursa dört tane oluşuyor. S1 ile S3'ün toplamı, S2 ile S4'ün toplamı o da tüm paralel kenarın alanının yarısına eşit oluyor. Bakın çocuklar içeride bir P noktası köşeye birleştirilmiş. Şimdi alan ADP 15 hemen şuraya 15 santimetre kareyi yazalım. Okey. Buranın alanı belli. Burası 12 ise arkadaşlar karşı taraf 12 yapar. Dik üçgenden burası ne yapar? 5 yapar. Aa şu üçgenin alanını ben bulabilirim. Nasıl bulabilirsiniz? Dik üçgen 5 çarpı 12 60 yarısı ne olur? 30 olur. Şuranın alanı da 30 oldu. P noktası arkadaşlar şuraya S1 diyelim buraya da S3 diyelim. İçeride bir nokta neydi? S1 ile S3'ün toplamı 30 ile 15'in toplamına eşittir. O da nedir arkadaşlar? 45. Zaten benden S1 ile S3 topluyor. Peki paralel kenarın alanı nedir arkadaşlar? 90. Bu ikisinin toplamı 45. Diğer ikisinin toplamı da 45. Paralel kenarın yarısı 45 ise tamamı 90. Onu da bilin. Onu da biliniz arkadaşlar. Şimdi yine çok kolay bir soru gelmiş. A, B, C, D paralel kenar. Köşegenler verilmiş. A, şuranın alanı 3 kere 4, 12, 6. Köşegenler kaç parçaya böler alanı? 4 parçaya. 6 kere 4, 24 hocam bu ne ki? Soru. Şuradaki dik üçgenin alanını bul. 6, 3 kere 4, 12 yarısı 2'den. Köşegen 4 eşit parçaya ayırıyor. 6 ise tüm parçalar 6. Örnek 10. Yine kolay bir soru. Hep size çalışıyor bu kitap. Anlayın diye, anlayın diye, anlayın diye. BE10 imiş. BE10 imiş. Efendim AK da 3 imiş. 3 çarpı 10, 30 yarısı 15. Arkadaşlar şu üçgenin alanını biz 15 santimetre kare olarak buluruz. Alalım. Hemen şu köşegeni birleştirelim arkadaşlar. Hocam nasıl çizdiniz? Ben de anlamadım nasıl çizdiğimi. Şu 10 dursun şurada. Evet. Oval oldu ama olsun. Şimdi bakın şurası iki eşit tabanlar eşit mi? Eşit. Buradaki üçgenin alanı AEB'nin alanı 15 ise şu siyahla oluşturduğum üçteki parçanın alanı da 15'tir. Köşegen yarısı 30 ise 15, 15, 30. Diğer tarafta 30. Benden istenen paralel kenarın alanı 60 santimetre kare oldu bile. Bakın bu meşhur bir parçalamadır. Şimdi arkadaşlar. Şöyle hafif çekelim. Ben size bunu kavratarak vereceğim. Şimdi alan ABC'ye S demiştik. Biraz önce de S demiştik. Bakın çocuklar bir paralel kenarda, bir paralel kenarda herhangi bir kenarın orta noktasını çekerseniz, şuradaki alan S bölü 4'tür. Neden? Neden S bölü 4'tür biliyor musunuz? Bakın yarısı köşegen,
bir daha yarısını alıyorsunuz. Yarısının yarısı. Şurası S bölü 4'tür. Peki aynı şekilde şöyle birleştirirseniz şurası da S bölü 4 olur mu? O da olur. Şimdi S'i aynı zamanda alan ABC'ye hem S diyelim hem de 8A diyelim. S kaça eşit olsun? 8A'ya eşit olsun ki paydası gelmesin. Şimdi arkadaşlar şu parça 4'te 1 olmaz mı? Yarı şu alttaki S bölü 4'ten dolayı. 8A'nın 4'te 1'i 2A. F orta nokta olduğu için aynı şekilde şu parça da 2A. Arkadaşlar şurası da 8'de 1'dir. Çünkü yarısının bir daha yarısını alıyor 8'de 1. Şimdi tamamı 8 parça. 2 parça burada, 2 parça da burada, 4 parça, 1 parça da burada, 5 parça. Ortadaki üçgene mecburen kaç parça kalıyor? 3 parça kalıyor. İşte arkadaşlar alan ABC'ye 8A diyerek karşılıklı orta noktaları birleştirip üçgen yaptığınız zaman böyle bir parçalama. Bunu bir de S de yazalım. Şimdi tamamı S mi? O zaman şurası 8'de 1 olduğu için S bölü 8 diye yazabiliriz. Burası 2S bölü 8 yani S bölü 4. 2S bölü 8'e gerek yok. Burası nedir? Direkt S bölü 4. Burası da arkadaşlar S bölü 4'tür. Burası 3S bölü 8. İster siyah yazdığım S'lere göre parçalayın ama A'ya göre parçalamak daha kolay. Bu şekildeki sorularda alan ABC'yi S yerine 8A diyorsunuz. 8A'yı da 2A, 2A, 3A şeklinde parçalıyorsunuz. Bu parçalamaya dikkat. Hemen bakın sorusu geldi. E orta nokta, F orta nokta. Bakın 3 var, 4 var. Hemen ne yapalım? Şöyle üçgenlerimizi oluşturalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi alanı nasıl parçalarız burada? Üste görmüştük. Burası A'ydı. Burası 2A'ydı. 8A üzerinden parçalıyoruz. Burası da 2A'ydı. Şu ortadaki üçgen de kaç A'ya eşitti arkadaşlar? 3A'ya eşitti. Peki 3A'yı yani alan AEF'yi ben bulabilirim. Alan AEF'yi ben bulabilirim. Nasıl bulabilirim arkadaşlar? Taban 12. Yükseklik 4 bölü 2'den 48 bölü 2'den 24. Peki arkadaşlar bu neye karşılık geliyor? 3A'ya karşılık geliyor. Bu 24 dediğim 3A'ya karşılık geliyor. 3A 24 ise A nedir arkadaşlar? 8. Peki biz bu şekilde alanı kaç parçaya bölüyorduk? 8 parçaya bölüyorduk. Yani 8A üzerinden parçalıyorduk. Tüm alanda kaç A? 8A. A'yı da 8 bulduk. 8 kere 8, 64 santimetre kare. Bakın çok kolay. Üst taraftaki formata benzediği için hemen AF ile EF'yi birleştirdim. 8A üzerinden alanı parçaladım. Buraya A dedim, buraya 2A dedim, buraya 2A dedim. Şu ortaya da 3A kaldı. 3A'lık yerin üçgenin alanını hemen taban çarpı yükseklikten 24 buldum. Bir tane A'yı 8 buldum. Bir tane A 8 ise tamamı 8A'dan 8 kere 8 64 santimetre kare oldu arkadaşlar. Bakın bir parçalama da burada var. Çocuklar bakın eğer karşılıklı köşelere birleştirdik. Bir de köşegeni çizersek bakın bu formatta olduğu zaman bu sefer alanı 12A üzerinden parçalıyoruz. Kaç A üzerinden parçalıyoruz? 12A üzerinden parçalıyoruz. Bu şekli gördüğünüz zaman 12A üzerinden parçalayacaksınız. Çocuklar, 12'nin yarısı ne? 6. Şu üst parça birbirine eşittir, benzerlikten gelir. O zaman 6'yı 3'e bölerseniz 2A, 2A, 2A. Şimdi benzerlikten dolayı üst taraftaki parça, alt taraftakinin parçanın 2 katı olunca buralarda 2A'nın yarısı A'ya A kalır. Ve mecburen üst taraf, köşegenin üst tarafı 6A. Alt tarafı da 6A olması için buraya kaç A kalır? 4A kalır arkadaşlar. Bu şekli gördüğünüz zaman da alanı 12A üzerinden parçalıyorsunuz. Hemen altında zaten sorusu var. Bu şekli gördüğümüz zaman alanı nasıl parçalıyorduk arkadaşlar? Bir kere buralar zaten eşit çıkıyor benzerlikten. Burayı
2A, 12A üzerinden parçalıyoruz. 2A, 2A. Şu köşeler A'ya A kalıyor. 6A olması için buraya da 4A kalıyordu. Aynen böyle parçaladık. Alan ABCD 120. Alan ABCD zaten 12A eşittir 120 idi. 120 verilmiş. A ne çıkar arkadaşlar buradan? 10 çıkar. A 10 çıkarsa benden istenen taralı alan, hemen buna taralı alan diyelim. Benden istenen taralı alan 4A. A 10 sa benden istenen taralı alan 40 santimetre kare olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Gelelim bilgi kutusuna. Arkadaşlar, paralel kenarın içerisinde yamuk verip alan sorduğu zaman hem paralel kenarın hem yamuğun yükseklikleri eşittir. Dolayısıyla yükseklikler eşit olduğu için yamuğun alanı tabanları toplamına orantılıdır. Paralel kenarın da bir yamuk gibi düşünürsek onun alanı da tabanları toplamına eşittir. Ben şu kuralı size ezberlettirmek istemiyorum. Yani siz bu kuralı yine kullanabilirsiniz ama ben bu kuralı kullanmayacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz ben? Bana güvenin. Şöyle yapalım çocuklar. Yamuğun alt tabanına x diyelim, üst tabanına y diyelim. Diyelim mi? Dedik hocam. Süpersiniz. Şimdi paralel kenarın alt tabanına yani a diyelim, üstü de taban olarak düşünelim. Üst tabanı da karşılıklı kenarlardan eşit olduğu için paralel kenarın tabanları da a'ya a olur mu? Olur. Çocuklar, şu çarpı koyduğum kuralın yerine gelin Yusuf hocanızın şu kuralına bir kulak kesilin. Çünkü x, y ile a arasında bağıntı kurmak çok basit olacak. Sorularda göreceksiniz. Bak ilk soruda göreceksiniz. Yamuğun alanının, Kemal anlıyor musun? Anlıyorum hocam. Tamam. Teşekkürler. Yamuğun alanının paralel kenarın alanına oranı. Çocuklar, yamuğun tabanları toplamı nedir? X artı y'nin paralel kenarın tabanları toplamı nedir? A'ya A, onun da iki tabanını topluyoruz. 2A'ya oranı. İşte arkadaşlar, benim size çözeceğim mantık bu. Aslında benim şu kullanmayacağım kural da aynı yola çıkıyor ama şimdi orada bir sürü HG bölü DC falan ben onu bilmem. Ben ne diyorum? Yamuğun tabanları toplamının paralel kenarın tabanları toplamına oranı diyorum. Hocam nasıl çözeceğiz bunu? Gelin soruya. Gelin. Ben böyle anladım öğrenciyken, öğrencilerime de böyle anlatmak istiyorum. Şimdi burada önemli olan paralel kenarın tabanına değer vermek. Çocuklar, üst tarafta, yan tarafta iki bağıntı var. EF, AB'nin dörtte biriymiş. AB'yi kaç parçaya bölmüşüz? Dört parçaya. HG, DC'nin beşte biriymiş. DC'yi kaç parçaya bölmüşüz? Bölmüşüz beş parçaya. Bir uzunluğu hem dörde hem beşe bölmek istiyorsanız, dörtle beşin okekini, AB uzunluğuna arkadaşlar 20K diyelim. Ne diyelim? 20K. Tamam. Çocuklar, burası kaç K olacak? 20K. Ve üst taraf da 20K paralel kenardan. Paralel kenarın bir uzunluğuna 4 ile 5'in okeki 20K dedik. Şimdi gelelim yamuğun tabanlarına. EF, AB'nin 4'te 1 miydi? 20K'nın 4'te 1 nedir arkadaşlar? 5K'dır. HG, DC'nin 5'te 1 miydi? O zaman 20'nin 5'te 1 nedir arkadaşlar? 4K'dır. Gördünüz mü? Yamuğun tabanlarını nasıl bulduk? Şimdi oranı yazalım. Yamuğun alanı EFGH yamuğunun, efendim, ABCD paralel kenarının alanına oranı, ABCD paralel kenarına oranı eşittir. Yamuğun tabanlarını toplayalım hocam. Yamuğun tabanlarını toplayalım. 5K ile 4K'yı toplayın. 9K bölü. Paralel kenarın tabanlarını toplayın hocam. 40K. Tamam. Soru bitti. Paralel kenarın alanını kaç vermiş? 80. Yamuğun alanını istiyor. Yamuğun alanına arkadaşlar x diyelim. Paralel kenarın alanına da 80 diyelim. Eşittir. Karşı tarafta da 9 bölü 40 oldu. Arkadaşlar 40'a 80 ise x ne çıkacak buradan? Yamuğun alanı 18 santimetre kare olarak bulunmuş olacak. Anladınız mı çocuklar? Anladık hocam. Süpersiniz arkadaşlar. Çocuklar, ABCD paralel kenarı doğru parçalarıyla 4 bölgeye ayrılmıştır. Paralel doğru parçalarıyla.
Hemen arkadaşlar şunu söyleyebiliriz buradan. 36'ya 108 ise burası, hatta şu uzunluk k ise burası kaç k'dır arkadaşlar? 3k'dır. Hemen üst tarafta bu alan a ise bu alanda 3a'dır. Çünkü paralel kenar aynı, üçgenler gibi yükseklikler aynı olduğu için a'ya 3a paylaştırabiliriz. E hocam 36 ile 108'i toplayınca ne yapıyor? 144 yapıyor. O zaman 234'ten 144'ü çıkartırsanız 0, 90 mı yapar? Evet, 90 yapar. Üst tarafa şu 4a'lık kısma, çünkü tamamı 234, 234'ten 144'ü çıkardım. Üst tarafa 4a'lık kısma ne kaldı arkadaşlar? 90 kaldı. Et aralığına a demiştik. Her iki tarafı 2'ye bölersek, 4'e bölersek arkadaşlar, 2 ile sadeleşir. 4, 90. 45 bölü 2 santimetre kare olur benden istenen alan arkadaşlar. Evet, bitti. Şimdi artık paralel kenarda alanla ilgili özellikleri de gördük. Şimdi paralel kenarın adım, öğrenme ve uygulama testleri size ait. Başarılar arkadaşlar.